İyi akşamlar. Saat tam 19.45. Dün ana haberi bitirirken yarın akşam görüşelim dedik. Dilek olay tam bir gün geçti ve tam saatinde randevumuza sadık bir şekilde TGRT ana haber bültenine başlıyoruz. Hoş geldiniz diyelim ve takvimin yaprağını hatırlatalım. Bugün 6 Kasım Salı. 4 manşetimi elbette hazırlamıştım. Ancak akşam saatlerinde şu stüdyoya girerken öyle gelişmeler yaşandı ki inanın manşet manşet üstüne geldi. Manşetler birbirini devirdi. Peki hazırladıklarımız neydi? Önce onları bir aktarayım size. Anıl, verir misin 4 manşetimizi? Malumunuz Salı günü siyasette, iç siyasette Salı mesaisi, grup mesaisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi ama kuliste çok daha önemli mesaj verdi. Ankara'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak diye bir isim telaffuz etti gazeteciler. İlginç bir tepki verdi. Bunu aktaracağım. Tabii ki Devlet Bahçeli de önemli mesajlarını meclis kürsüsünden seslendirdi. Ve bu akşam Trump için kader seçimi. Evet, tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir seçim. Bugün bu akşam itibariyle saat farkı olduğu için bu akşam söylüyorum Amerika'da başladı. Trump acaba topal ördek mi olacak? Bazı çoğunluğu kaybedecek mi bu seçim sonunda? Yoksa hem Senato hem Temsilciler Meclisi iki tarafı da alarak dünyanın başına daha da bela mı olacak? Amerika'ya bağlanacağız. Canlı yayında seçimin son durumuyla ilgili gelişmeleri size aktaracağım. Ve meşhur cümlemizi tekrar kuralım. Dolar düştü. Fiyatlar neden düşmüyor? 7.20'lere çıkan dolar fiyatı şu anda 5.40'lara gerilemiş durumda. Fiyatları çok net bir kriz fotoğrafı olan bir ürün üzerinden size anlatacağım. O ürün ne mi? Hadi bir kelime söyleyeyim. Salça. Salça üzerinden anlatacağım. Birazdan mutfaktaki yangın bağlamında. Evet, memurluk için yeni kriterler. Herkes devlete kapağı atmak istiyor ya da devlet memurları koltuklarından pek memnun. Hükümet ise devlet memurluğuna yeni kriterler getiriyor. Bu kriterler ne? Ne zaman devreye girecek? İşte bunlarla ilgili de çok önemli bir haber hazırladım. Bunlar manşetlerimizdi ama akşam saatlerinde bomba bir gelişme yaşandı. Amerika, evet, o Amerika son dönemde özellikle ayyuka çıkan PKK ile YPG ile çok çok iyi ilişkiler götüren Amerika, PKK'nın Kandil'deki, evet, 3 önemli isminin başına ödül koydu. Toplam değer 12 milyon dolar, 5 milyon dolar Murat Karayılan için, 4 milyon dolar Cemil Bayık için, 3 milyon dolar Duran Kalkan için. Bu ne anlama geliyor? Bu meseleyi bir analiz edelim, masaya yatıralım. Şu anda telefonun diğer ucunda İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar var. Analizleriyle onu gayet iyi tanıyorsunuz. Batuhan, buradan çok kısa sormak istiyorum. Bayram değil, seyran değil. Amerika PKK ile başları için bu ödülleri neden koymuş olabilir? Evet. Aslında bakıldığı zaman Ekrem, zamanlama çok manidar. Onun öncelikle altını çizelim ama şimdi burada birkaç tane nokta var, önemli nokta var. Niye olmuş olabilir? Önce onlara bakalım istersen. Bir, Amerika Birleşik Devletleri İran'a ambargo koydu ve bütün dünya çapında ambargoları dün itibariyle başlatmış oldu. Burada Türkiye'yi yanına çekmek istiyor olabilir. Bu birinci senaryo. İki, Ray Brunson'ın serbest bırakılmasıyla birlikte bir yumuşama süreci başladı. Buna dönük işte Münbiç'te ortak devriye, Türkiye'nin Suriye'nin daha doğrusu Fırat'ın doğusuna saldırılarına göz yumması, ardından iki bakan hakkındaki kararı kaldırması ve en son da Halk Bankası ile ilgili olumlu giden sürecin devamı olarak değerlendirilebilir. Ama bunu ben uzak ihtimal görüyorum. Üçüncüsü ne? Aslında bunu en başa da koymamız gerekebilir. Üçüncüsü de SDG, yani bizim hep PKK-YPG dediğimiz olayı, bak siz YPG-PKK diyorsunuz ama ben PKK'yı diğer üst, daha üstteki adı Suriye Demokratik Güçleri'den ayırma konusu aslında ön plana çıkıyor. Bakın ben
PKK'yı YPG ve SDG'den ayırıyorum adımı olabilir. Tabii bir dördüncü olasılık da şu var. Özellikle Murat Karayılan, İran konusuyla da bağlantını, şunun için bağlantını. Çünkü İran işte savunma ajanlarıyla içli dışlı ve bazı işbirliği içerisinde olduğunun da altını çizmek gerekirse böyle bir şey olabilir. Yine Suriye, yani Fırat'ın doğusu konusunda PKK, YPG unsurlarından son dönemde bu üç teröristin istediklerini yapmama noktasında yeni bir lider kadro çıkarma anlayışı olabilir. Ama bütün bunlar senaryolar, bu dört tanesi de. Ama şunu da söylemek lazım, tabii ki önemli bir adım, şaka değil, göstermelik bir adım değil, bu işlerin şakası olmaz, bunun da altını çizmek lazım. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bakıldığı zaman 84'ten bu yana geçen 35 yılda PKK'ya verdiği destek de ortada. Dolayısıyla birazcık bekleyip görmek lazım Ekrem. Batuhan, çok çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Peki, hiç vakit kaybetmeden şimdi çok uzaklara, Amerika'ya gidelim. Amerika kritik kararlar alıyor. Hem kritik seçim var, hem de akşam az önce izlediğiniz gibi PKK ile başlarının başına ödül koydu. Hemen Amerika'ya dönelim. Karşımızda Voice of America'dan, Amerika'nın sesinden Mehtap var. Mehtap'a merhaba diyeyim. Ve özellikle yıllarca Türkiye'de beraber sokakta haber koşusunda olduğumuzu hatırlatmak isterim. Onu da buradan görmüş oldum. Aileye de selamlarımı ileteyim. Mehtap, PKK başlığında hemen hızla senden o güzel bilgilerini, değerli bilgilerini alalım. Neler oluyor? Amerika, demin de sordum, bayram değil, seyran değil. Bu kararı niye almış olabilir? Bizden de merhaba sevgili Ekrem. Gerçekten seni ana haberde TGRT ekranında görmek hepimiz için gurur veriyor. Her zaman bekleriz derim Amerika'dan haber oldukça. Önce bu önemli gelişmeyle başlayalım. Amerika'nın Avrasya ve Avrupa'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı şimdi Türkiye'ye gidiyor. Ve Ankara Büyükelçiliği'nde bu açıklamayı yapıyor Türkçe İngilizce olarak. Az önce Ankara'dan aldınız yanlış duymadıysam. Ayrıntılı bir şekilde yapıyor. Tek tek işte verilen isimler ve ödüller belli. İşte 5 milyon dolar Murat Karayılan, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan'a da 3 milyon dolar. PKK'nın bu bölgedeki kritik önemli ismi ve altında önemli bir detay var. Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı 1997 yılından beri göçmenlik ve uyruk kanununa göre yabancı terör örgütü olarak kabul ediyor diyor. Amerika başka hangi terör örgütlerini terör örgütü olarak kabul ediyor? IŞİD var, işte El-Kaide var biliyorsunuz. Peki kimlerin başına ödül koyuluyor? Genelde geçmişe baktığımızda kıyaslama yapmak gerekirse üst düzey teröristlerin üst düzey komutan kadrosundaki kademesindeki isimlerin üzerine böyle yüksek milyon dolarlı ödüller konulduğunu biliyoruz. Usama Bin Laden'in adına konulmuştu. Ebu Bekir el-Bağdadi adına var. Şu anda IŞİD lideri olarak bilinen terörist üzerine konulmuş bir ödül var. Onunla ilgili bilgi veren ya da nerede olduğunu bildiren kişilerle ilgili. Bir nevi jest, gerçekten jest denebilir buna. Neden? Artık Türkiye'nin önünde Brunson kriziyle, o rahip Brunson kriziyle pürüz olarak görünen o önemli sorun aşılmış görünüyor. Aşıldı, yavaş yavaş olumlu adımlar da atılmaya başlandı. Artık gerçekten iki ülke için bölgede önemli olan konular, başlıklar tartışılabilir hale geldi. Bununla ilgili atılmış önemli bir adım. Bu geçen hafta işte daha dün İran'a yönelik yaptırımlardan 8 ülkeden biri muaf Türkiye. Çok önemli bir şey bu. Çünkü Türkiye'yi çok önemli etkileyecek şey de Erdoğan'ın açıklamasını biliyoruz. Olumsuz olduğu yönünde yorumu var İran'a yönelik yaptırımların. Ama artık iki ülke Rahip Brunson krizini aşıp gerçekten önlerinde olan asıl meselelere odaklanabilecek bir noktaya geldiler diyebiliriz Ekrem bu noktada. Çok teşekkür ediyorum Mehtap. İkinci önemli soru. Bu akşam orada Amerika'da seçim var. Ne dersin? Trump topal ördek olur mu? Ve seçim atmosferi nasıl gidiyor? Anlatayım. Öncelikle biliyorsunuz biz de burada yaşayan Türk Amerikalılarız. Yani çifte vatandaşlığımız var. Ben de sabah erken saatlerde oy kullandım.
ki katılım çok önemli burada. Hani hep Türkiye'de de deriz ya seçimlerde seçimin sonucunu katılım belirleyecek. Bu kez gerçekten öyle. Çünkü Amerikalılar oy kullanmıyor Ekrem. Amerikalılar en yüksek katılım olduğunda bile 1914 yılında olmuş. O da sadece %50'si oy kullanmış oy verme yaşındaki kayıtlı seçmenlerin. Daha önceki seçimlere bakıyoruz. Başkanlık seçimlerinde %35'lerde kalıyor. Dolayısıyla şimdiden 35 milyon kişi oy kullandı. Yani bugün oy kullanma günü. Amerika'da önceden oy kullanabiliyorsunuz. İşim var o gün, gelemeyeceğim, çocuğum var diye gidip önceden oy kullanabiliyorsunuz. Zira salı günü, hafta sonuna denk gelmiyor seçimler. O nedenle ön seçimlere bile, erken seçimlere bile bu kadar yoğun katılım olması asıl katılımın çok yüksek olacağı anlamına geliyor. Evet, Trump açısından bakıldığında bir nevi referandum. Zira Donald Trump çok bölücü, ayrıştırıcı bir politika izledi. Merkez sağın daha da sağına kaydı. Bizden olmayanlar bizden değildir şeklinde ona oy vermeyenleri kapsayıcı bir dille yaklaşmadı. Dolayısıyla sandıkta benim adım yok ama asıl ben varım mesajını o da veriyor. Çıkan sonuç onun da yetkilerini etkileyecek kuşkusuz. Çünkü hem senatoda hem de alt kanadında dengeler değişiyor olacak. O nedenle biz de bu önümüzdeki saatler önemli ama daha çok var sandıkların kapanmasına. İlerleyen saatlerde durum biraz daha netleşikçe aktarıyor oluruz. Size iyi yayınlar. Mehtap çok çok teşekkür ediyorum. Evet, iki önemli başlıkta çok önemli cümleler duyduk. Bir, PKK elebaşlarına Amerika'nın koyduğu 12 milyon dolarlık ödül. İki, bu akşam itibariyle saat farkından dolayı Amerika'daki ara seçim. Bir az sonramızı izleyelim, sonra kendi gündemimize de net bir şekilde odaklanacağız. Anıl, ver bakalım az sonrayı. Devlet Bahçeli fırsatçılara yüklendi. Döviz düştü, fiyatları düşürün dedi. MHP lideri fabrika yangınlarından neden söz etti? Az sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten tüm dünyaya mesaj gönderdi. Bugün Amerikan Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımları kabul edilemeyeceğini söyledi. Kuliste ise Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adı soruldu. Bakın Erdoğan buna ne tepki verdi. Ben vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Öyleyse biz böyle bir şeyi uyamayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Biz bir defa ta başından beri, yani bugün olay değil, yani yaptırımlar konusunda bizim duruşumuz hep net olmuştur. Hele hele petrole yönelik konularda biz hep bunu söylemişizdir. Yani bunlar alternatifsiz bir şeydir. Dolayısıyla böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Gözler cumartesi günü Paris'te olacak. Erdoğan, Brunson krizinin ardından ilk kez Trump'la yüz yüze görüşecek. Erdoğan masadaki başlıkları da sıraladı. Telefon görüşmemiz de geldi. Yani şimdi tabii ki Hazine ve Maliye Bakanlarımız birbirleriyle görüşmelerini devam ettiriyorlar. Yani olumlu bir yolda o da devam ediyor. Erdoğan'a Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Meclis Başkanı Binali Yıldırım da soruldu. Erdoğan Yıldırım'a yeşil ışık yaktı. Sizin de gönlünüzdeki isim Binali Yıldırım mı? Sizin bu gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içerisinde gideriz. Trump yönetimi tepkilere aldırış etmedi ve yaptırımları uygulamaya soktu. İran'sa bildiğiniz gibi Amerika'ya çok sert sözlerle meydan okudu, pişman olacaksınız dedi. ABD yaptırımlara başladı. İran meydan okudu. Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, ABD'ye pişman olacaksınız dedi. Zarif, ABD'nin önceki başkanlarının da İran'a karşı saygısız tavırlar sergilediğine dikkat çekti. Ancak ABD'nin eski başkanları tecrübe kazandıkça İran'a karşı üsluplarını değiştirdiler dedi. İran Dışişleri Bakanı, ABD hükümeti de mantıksız adımlardan pişman olacaktır diye konuştu. İsrail ve birkaç küçük devlet dışında ABD'ye destek yok diyen Zarif, dünyanın ABD yönetiminin karşısında durduğunu savundu. Az önce Amerika'ya bağlandık,
şu Trump için kader seçimi dediğimiz oy verme işleminin başladığını Mehtap Amerika'dan seslendirdi. Ancak ben de bir iki önemli cümle daha kurmak istiyorum. Neden tüm dünyayı ilgilendiriyor? Meseleyi biraz sizce abartıyor olabilir miyiz? Hayır. Trump orada bir cümle kurduğunda, Amerika öksürdüğünde dünya zatürre oluyor. Evet, neden? Çünkü dolar ellerinde. Şimdi kritik soru şu, Trump acaba topal ördek olur mu? İki meclis var, Kongre ve Temsilciler Meclisi, Senato ve Temsilciler Meclisi. Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler, evet bir meclise hakim, Demokratlarsa Temsilciler Meclisi'ne hakim. Eğer Trump bu akşamki seçimi kazanır, iki adreste de liderliği alır, çoğunluğu alırsa vay dünyanın başına geleceklere. Çok daha sert kararlar alıp tüm dünyayı etkileyecek. Ticaret savaşları, petrol savaşları, Orta Doğu'daki ağır gelişmelere peş peşe imza atabilir. Peki demokratlar kazanırsa, biraz daha güçlenirse ne olacak? O zaman Trump topal ördek olacak. Bu ne demek? Devletle ilgili alacağı kararlarda kongre süzgeçlerinden geçeceği için istediği gibi hareket edemeyecek. Amerikan toplumu bölünüyor. Orada müthiş tepkiler var. Hatırlayacaksınız, Robert De Niro başta olmak üzere birçok yıldız kameralar önünde Trump'a küfür etti. Beyaz Amerikalılarsa, ırkçılığa doğru evrilen o beyaz Amerikalılarsa biraz sessizler. Şu anda sandığa gidiyorlar. Bakalım sonuç ne olacak? Tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Meselenin bize bakan yönüyle Rahip Brunson da burada ön plana çıkıyor. Birçok evangelist var. Nerede? Amerika'da. Milyonlarca evangelistin oyunu alabilmek için Brunson'ı seçim malzemesi yapmıştı Trump. Amerika'da, Beyaz Saray'da bilinçli olarak onunla görüntü vermişti. Bakalım Brunson'ın kanatları altında bu aslında atakla acaba seçim nasıl etkilenecek? Doğrusu merakla bu gece bekleyeceğiz. TGRT içerisinde de, TGRT haber içerisinde de seçimin sonuçları ile ilgili sık sık canlı bağlantılar ve haberler izleyeceksiniz. Meseleye burada nokta koyalım ve devam edelim Anıl. Enflasyonla birlikte emeklilerin zam beklentisi de arttı. Memur emeklileri yılbaşında ne kadar zam alacak? Maaşlar ne olacak? Az sonra. MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün mecliste grubuna seslendi. Türkçülük konusundaki tartışmalara sert girdi Bahçeli. Yeniden açılım süreci başlayacak iddialarını da kıyasıya eleştirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkçülük konusundaki açıklamalarına değindi. Ben Türk'üm ama Türkçü değilim. İslam ırkçılığı reddediyor. Türk'üz, Türk'üz, Türk milleti için sadece yaşamayı değil, gerekiyorsa koşa koşa ölmesini de biliriz. Bu metin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Türkçülük ırkçılık değildir. Andımızı okumak, okunmasını istemek, haşa ve kata ezanın Türkçe okunmasına çanak tutmak hiç değildir. Bahçeli, Danıştay'ın andımız kararının ardından televizyonlarda başlayan tartışma programlarını eleştirdi. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde Türklük konuşuluyor. Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Nerede soyu sopu karışık kişi bulunuyorsa ekranlara geçip ahkam kesiyor. Bu cevap, hele bir cevap versin, her şeyi bitirdiniz, her konuyu çözüme kavuşturdunuz da geriye sadece Türk milleti kimdir sorusuna cevap aramak mı kaldı? Cevap arayanlar, söyleyiniz bize, asıl siz kimsiniz? Türk milletini tartışmak,
Türk ve Türkçülük üzerinden kara kampanyalar düzenlemek, düşmana koz vermek, emperyalizme selam yollamaktır. Bahçeli HDP'den gelen çözüm süreci yeniden başlamalı çağrısına da ret çekti. Türkiye'yi kurnazca ve kurulan tuzaklarla yeni bir çözüm sürecine çekme, yeni bir çözülme fırtınasına sokma arayış ve çabaları varsa bilinmelidir ki Türk milleti altın kase içinde servisi yapılan öldürücü zehri asla içmeyecek, bu oyuna kesinlikle gelmeyecektir. Terörle masa kurulmaz, teröristlerle müzakere yapılmaz, teröristlerle Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek şerefsizliktir. Devlet Bahçeli ekonomik gelişmeleri ise ayrı başlık açtı. Zam fırsatçılarına kazandıklarınız zıkkımdır dedi. MHP lideri doların düşüşü sonrası indirim yapmayan firmalara da ateş püskürdü. Dövizin yükselişinden fiyatları artıranlar inince geri almazlarsa kazandıkları her lira haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir. Döviz kurundaki düşüş sürüyor. Etiketlerde ise gözle görünür bir değişiklik yok. İhlas Medya döviz düştü, fiyatlar da düşsün diye çağrı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli döviz fırsatçılarına ateş püskürdü. Dolar 7 lirayı aştığında zam betonunda gecikmeksizin basanlar, dolar gevşeyip gerilediğinde neden yaptıkları zamdan vazgeçmezler? Stokçular, kara borsacılar, ekonomik kuşatmadan nemalanmaya çalışan utanmazlar. Bu millet sizi tanıyor, bu millet sizi biliyor. Haksız kazanç, yağmacılık, vurgunculuk ayıptır, ahlaksızlıktır, edepsizliktir. Dövizin yükselişinden fiyatları artıranlar inince geri almazlarsa kazandıkları her lira haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir. Bahçeli mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Yıllık bazda da %25,24 olan enflasyon rakamlarını da eleştirdi. Bir gerçek vardır ki enflasyon canavarı başını çoktan kaldırmıştır. Dün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı son 15 yılın en yüksek rakamıdır. Dileğimiz ekonominin hareketlenmesi, piyasaların canlanması, artan maliyet baskısının, TL'deki değer kaybının süratle telafi ve tamir edilmesidir. Bahçeli son günlerde yaşanan büyük fabrika yangınlarına da dikkat çekti. Hükümete çağrıda bulundu. Kongardato ilanları sanki otomatiğe bağlanmıştır. Arkası önü mutlaka aydınlatılıp araştırılması gereken fabrika yangınları büyük soru işaretlerine neden olmaktadır. Nedir bu yangınlar? Nasıl yorumlanmalıdır? Böylesi bir zamanda fabrikalar niye yanar? Hatta niye yakılır? Şimdi ekonomi haberleri bloğumuzda bir de günün değerleme fotoğrafını çekelim. 7.20'lere kadar yükselen dolar %30'larda geriye düşmüş durumda. Bugün arkadaşımız Sultan Akden piyasaya çıktı ve dolar, altın, euro tüm fiyatlar bağlamında bir fotoğraf çekti. Bir izleyelim, üzerine elbette kurulacak cümleler olacak. Döviz bundan 3 ay önce Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıyordu ve 3 ay sonra bugün özellikle dolarda büyük bir düşüş yaşanıyor. Yani çarklar tersine döndü. Peki çarkları tersine çeviren neydi? Küresel piyasalarda dolar değer kaybedince, içeride de finans kurum ve kuruluşlara tedbir alınca dolar kurundaki bu gerileme kaçınılmaz oldu. Tutuklu rahibin bırakılması, ABD ile ilişkilerin normalleşme sürecinde olması olumlu etkilerden olmuş oldu. Elimde 100 dolarlık bir banknot var. Görmüş olduğunuz paralar 100 doların
3 ay önceki getirisi. Diğer tarafta gördükleriniz ise yine 100 doların bugünkü getirisi. Peki 3 ay önce ile 3 ay sonra arasında dolarda ne kadar düşüş yaşandı onu soralım. 3 ay önce evet. Ne kadardı bir dolar? 7.23 lira. 100 dolar 723 liraydı. Yani burada 723 lira var. Peki bugün kaç para ve burada kaç para var? 5.36 lira 1 dolar. 100 dolarda 536 TL. 100 dolarda 187 TL değer kaybı oldu. Kim kazandı peki? TL'ye yatırım yapan kazandı. Devlete güvenen kazandı. Euro da dolar gibi hızla düşüyor. Şu an itibariyle 6 lira 10 kuruş görünüyor euro. Ne kadara düşebilir? Yani 6 lira seviyesinin altında belki 5.98 lira seviyelerine kadar sarkabilir. Ancak içeride dolar kurundan almış olduğu destekle tekrar yukarı döndü. TL karşılığında trendlerini devam ettirebilir. Elimde 1 gram altın var. Masada ise 71 lira para var. Peki bu 1 gram altınla 71 lira arasında nasıl bir bağ var? Şimdi de onu açıklayalım. İslam Bey, bu 71 lira ne anlama geliyor? Yani Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi 281 lirayı gördü gram altın. Bugün 210 liraya kadar düştü. Yani 1 gram altında 71 lira değer kaybı oldu. O seviyelerden aynı dolar gibi altın almayanlar da 1 gram altından 71 lira para kazanmış oldu. Alanlar ne yapmış oldu? Dedik ya, dolar fiyatı 7 lirayı aştığında zam fırsatçıları ortaya çıktı. Peş peşe iğneden ipliğe zam yaptılar. Şu an için, şu dakika itibariyle son durumu rakamsal olarak aktarayım. 5 lira 40 kuruşta dolar şu anda. Yani geri gelmenin, makasın ne kadar kapandığının farkındasınız. Zamlar geri alındı mı? Devlet Bey de az önce söyledi. Hayır, alınmadı. Siz vatandaş olarak bizim bu haberlerimizden sonra artık çok daha bilinçlisiniz. TGRT Haber mikrofonları bugün size, vatandaşa uzatıldı ve o tepki bakın nasıl kaydedildi. Şimdi bu zamlar yapılırken dendi ya, dolar yükseldi, mecbur yükselttik. E şimdi dolar düştü. Niye düşürmüyorlar? Niye düşürmüyorlar? Hani kontrol etsinler. Bir 32'li tuvalet kağıdı 50 lira olmuş. Bundan 3 ay önce dolar Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Fırsatçılar dolar arttı dedi. %70'lere varan zamlar yaptı. Öyle ki 1 kilo sarımsak 20 lirayı, domatesin kilosuysa 5-6 lirayı gördü. Şimdi dolar 2 lira birden düştü ama domates yine 5 lira, sarımsak da yine 20 liradan satılıyor. Peki zamların sebebi dolardı da dolar bu kadar düşerken fiyatlar neden düşmedi? Dolar bahane. Bizim ülkemizde çıkan bir şey düşmez. Birileri rant yapıyor tahminim. Fırsatçılık mı yapıyorlar? Tabii ki fırsatçılık yapıyorlar. Başka ne yapacaklar? Kim yapıyor bu fırsatçılığı? İşte yapanlar yapıyor, artık onu biz bilemiyoruz. Doların düşmesine rağmen zamların geri çekilmemesi ise vatandaşı kızdırdı. Doları mane ediyorlar kızım, mane ediyorlar dolar. Bizim dolarla ne ilişkimiz şeyimiz var? Ha, kimde var dolar söylesin. Kim ne yaptıysa yanında kar kalıyor. Birileri yükseltiyor, o da öyle kalıyor. Kim o birileri, kim? Stokçular var, rantçılar var, her şey var Türkiye'de. Bu zeytinin kilosu 26 lira. 3 ay önce kaç paraydı? Aynı fiyatlı bizde. Markette 26. Kaç paraydı? 28-30 arasıydı. Şimdi markette kaç? 34-36. Peki niçin düşmüyor bu fiyat? Dolar 2 lira düştü, dolardan dediler. Ya fırsatçılık yapıyorlar ya da yüksek almışlardır, yeni fiyatlardan almışlardır. Tüketici dernekleri ise fazla ve haksız zam yapan, dolar düştüğü halde zamları geri çekmeyen firmaları şikayet edin diyor. Peki nereye şikayet edeceksiniz? Kime şikayet edeceğim? Ya Alo 175 tüketici danışma hattına ya da E-Devlet üzerinden şikayetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hiç aramadım. Mesela Çanakkale'den getiriyorsun veya buranın köyünden getiriyorsun. İşte oradan dolarla mı alıyorsun? Hayır, o zaman başka yerden al diyorlar. Şimdi meseleyi biraz daha netleştirelim.
Zamanı geriye doğru saralım. Şu mutfaktaki yangının, şu ekonomik krizin en çarpıcı fotoğraflarından birisi neydi? Salçaydı. Salça üzerinden size anlatacağım ama takvimi 1,5 ay öncesine, hatta biraz 2 ay öncesine doğru saralım. O kara güne, 12 Ağustos gününü hatırlatalım. Tarihi zirve, dolar 7 lira 20 kuruşu aşmıştı. Bunu fırsat bilenler de peş peşe zam yapmıştı ürünlere. İğneden ipliğe, her şeye zam gelmişti. Hiç unutmuyorum, üzerine basa basa da sizlere anlatmıştım, hatırlayacaksınız. Bir market zinciri mesai ilan etti. Hiçbir çalışanını gece evine yollamadı. O 12 Ağustos akşamı. Karanlıkta tek tek etiketler değiştirildi. %100'e varan oranlarda dolar bahanesiyle zamlar yapıldı. İşte o günü unutmak hiç mümkün değil. Peki o anların simge fotoğrafı neydi? Elbette ki domates salçası. Şu hani mutfakların olmazsa olmazı, her şeyde kullandığımız, hepimizin evinde bulunan klasik 830 gramlık teneke kutu içerisinde piyasaya 3-4 marka hakim salça. Evet, fotoğraf buydu aslında. O 3-4 etiketi üst üste koymuş, 2-3 hafta içinde füze gibi salça fiyatlarının nasıl zıpladığını aktarmıştı. Şimdi daha da somutlaşalım. Rakamlar yalan söylemez. Rakamların dilinden konuşmaya başlayalım. Anıl, salçam şurada dursun. Bir verir misin o grafiği ekrana lütfen? Salçadaki dolar vurgunu manşetimiz bu. Önce tarih. Kadir aktüel kameramanın bana doğru yaklaşsın. Önce tarih. 1 Temmuz 2018 günü. Yazın ortalarına doğru geliyoruz. Dolar spekülasyonlarının ayak sesleri alabildiğine geliyor. Dolar kaç lira? 4 lira 85 kuruş. 1 Temmuz 2018 günü. Peki salça fiyatı kaç lira? 4 lira. Devam edelim. Zaman akıyor. O kara gün, yani 12 Ağustos 2018. Ekonominin fokur fokur kaynadığı, alev aldığı gün. Dolar tarihi zirveye çıktı. 7 lira 20 kuruş oldu. Peki salça fiyatı nereye geldi? 830 gramlık o bildiğiniz teneke kutudaki salça. 9 lira 75 kuruşa kadar yükseldi. Sürekli zam geliyor. 3 lira, 4 lira, 5 lira bildiğiniz salçaya zam, üstüne fiyat binmeye devam ediyor. Ve bugün 6 Kasım 2018. Takvimimiz tam da bugünü gösteriyor. Dolar kaç lira? Az önce söyledim. Öğleden sonra bir parça arttı ama 5.35, 5.40 bandında. 5.40'ı aşağıya doğru kırmış durumdayız. Salça kaç para? 8 lira 50 kuruş. Dolar fiyatı %30 geriye gelmiş durumda. Salçada ise bizde dalga geçer gibi salça üreticileri, firmalar indirim yapıyor. Evet, şu salçada 1 lira, 1,5 lira indirim yapmayın. Çocuk mu kandırıyorsunuz Allah aşkına? Doları bahane ettiniz, 5 lira, 6 liralarda zam yaptınız. Üzerine koyarken gayet rahatsınız. Peki dolar gerilerken niye indirmiyorsunuz? Devlet Bey de, Tayyip Bey de üzerine basa basa söylüyor. Diyeceksiniz ki şimdi, ya bu malın yerine yenisini aynı fiyattan koyamayacağım ki. Domates fiyatları aldı başını gidiyor. Yine kandırmayın bizi. Kadir, gelir misin? Bakın, altında üretim tarihi var. Üretim tarihi 11.09.2017. 2017 yılındaki ucuz domatesten ürettiniz bu salçayı. Gerçekten biz artık bu konularda çok bilinçliyiz. Dersimize de çalışıyoruz. Eski mahsul, ucuza aldığınız domatesi bize %100 zamlı satıyorsunuz. Lütfen buradan da Bakan Hanım'a, yani Ruhsar Pekcan'a da seslenelim. Bu konularla çok ilgili yüzlerce üründeki fahiş fiyat artışını net bir tablo olarak ortaya koydu. Sayın Bakan, rica ediyoruz, salça meselesine el atın. Gerekirse cezai müeyyide uygulayın. 5 lira 6 lira bir teneke kutu salçaya zam yapacaksınız. Dolar geri gelecek 5 liralara. İndiriminiz 1 liralarda, 1,5 liralarda kalacak. Yağma yok. Artık
biz bu ekmeği, bu yemeği bu fiyatlardan yemek istemiyoruz. Anıl devam edelim. Hükümet kararlı, kıdem tazminatlarına yeni düzenleme geliyor. Düzenleme ne getirecek ne götürecek? Az sonra. Cemal Khaşıkçı soruşturmasında son düğümün çözülmesi, yani cesedin bulunması bekleniyor. Bu arada Suudi infaz timinin gidişinden sonra konsolosluk binasındaki kameralarında şifrelendiği belirlendi. Cemal Khaşıkçı'yı katleden Suudilerin gizli planı ortaya çıktı. Cemal Khaşıkçı İstanbul Başkonsolosluğu'nda Riyad'dan gelen 15 kişilik suikast timi tarafından öldürüldü. Cinayet 2 Ekim tarihinde gerçekleşti. Suudi konsolosluk görevlileri o tarihte binadaki güvenlik kamera sisteminin kayıt cihazını söktü. Şimdi ise cinayete ilişkin kamera görüntüleriyle ilgili ortaya yeni bilgiler çıktı. Konsolosluk görevlileri Khaşıkçı'nın ölümünü gizlemek için 6 Ekim'de polis kulübesindeki kamera görüntülerini gizlice şifreledi. Ama unuttukları bir şey vardı. Türk polisi o görüntüleri bir gün önce, yani 5 Ekim'de zaten almıştı. Kamera görüntüleri şifrelendikten sonra polisler aynı görüntüyü tekrar almak istedi. Fakat görüntülerin şifrelendiğini fark etti. Buna rağmen emniyet güçleri şifreyi kırıp görüntülere tekrar ulaşmayı başardı. Kamera görüntülerini gizleyip cinayeti karartmaya çalışan Suudilerin planı böylece suya düşmüş oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Khaşıkçı cinayetine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, elimizde henüz kamuoyuna açıklamadığımız deliller var dedi. Cemal Khaşıkçı cinayetiyle ilgili henüz kamuoyuyla paylaşmadığımız başka deliller de var. Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ziyareti sırasında Tokyo'daki gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, Cemal Khaşıkçı cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Khaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'ın ortak çalışma grubu önerdiğini ve Türkiye'nin bunu kabul ettiğini belirtti. Ardından şunu söyledi. Ama Khaşıkçı'yı öldüren 15 kişi talimatı kimden aldı? Bu talimatı kimin verdiğini anlamamız lazım. Khaşıkçı'nın öldürülmesi için kimin talimat verdiği sorularında Suudi Arabistan'dan cevap alamadık. Çavuşoğlu cinayetin delilleri konusunda da konuştu. Khaşıkçı cinayetine ilişkin delillerin ellerinde olduğunu belirten Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti. Henüz kamuyla paylaşmadığımız başka deliller de var. Soruşturmadan sonra delilleri nihayete erdirdiğimizden emin olduğumuzda onları da paylaşacağız. Kıdem tazminatında yapılması düşünülen düzenlemeler çalışma hayatının en önemli konularından biri. Peki yeni düzenleme neler getirecek? İşte ayrıntılar. Bir gün çalışan, istifa eden ya da iş değiştiren. Artık herkes kıdem tazminatı alabilecek. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı sistemi çalışmalarına başlandı. Artık çalışanın hakkı yenmeyecek. Çok güzel. Yani kesinlikle olması gereken bir şey. Hatta geç kalınmış bir şey. Yeni sistemde öne çıkan başlıklar şöyle. Çalışan bir gün çalışsa bile kıdem tazminatı alabilecek. Yeni sistemde düşük kıdem tazminatı oyunu da bitecek. Yani artık yapılsın böyle şeyler. Ya biraz içimizi düşünelim falan böyle, yani üzerlerine duralım. Çalışanın çalıştığı şirket iflas etse de kıdem tazminatı ödenecek. Her çalışanın bir bireysel kıdem tazminatı hesabı olacak. Çalışanın tazminatı o hesapta birikecek. Böylelikle çalışan her ay sonu tazminatının ne noktada olduğunu görebilecek. Kıdem tazminatı sisteminde en önemli faktörlerden biri ise çalıştığınız iş yerinden istifa edip ya da ayrılsanız bile yine de kıdem tazminatı alabileceksiniz. İş yerinde bazı sıkıntılarımız oldu. Memnun olmadığımız durumlar vardı. Sonra yeni bir iş yeriyle görüştüm. Ve daha iyi şartlarda olduğu için istifa ettim. İstifa ettim, peki kıdem tazminatını alabildin mi? Hayır, alamadım. 5 yıllık kıdem tazminatı ne kadardı bugünün parası? Hiç hesapladın mı? Hesaplamadım ama 10-12 bin lira gibi bir şey herhalde. Suriyeliler 10 yıl sonra 5 milyon olacak. Devlet dairelerinde Arapça olacak mı? Suriyelilere ucuz konut yapılacak mı?
Ombudsman raporunun ayrıntıları az sonra. Trabzon'daki Katolik Kilisesi'nin rahibi Santoro'nun öldürüldüğü olayı hatırlar mısınız? İşte 12 yıl önceki o cinayetin faili Oğuzhan Aktin bugün Bodrum'da silahlı saldırıya uğradı. İşlediği cinayetle Türkiye'yi sarsmıştı. Silahlı saldırıda vuruldu. Takvimler 5 Şubat 2006'yı gösteriyordu. Oğuzhan Aktin o zaman 16 yaşındaydı. Aktin, Trabzon'daki Katolik Kilisesi'ne saldırı düzenleyip rahip Andreas Santoro'yu 2 kurşunla öldürdü. 18 yıl 10 ay hapis cezası alan Aktin, 2016'da tahliye edildi. Oğuzhan Aktin ve ağabeyi Alparslan Aktin Bodrum'da silahlı saldırıya uğradı. Aktin kardeşlerin üzerine bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda ağır yara alan Aktin kardeşler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG mevzileri havadan görüntülendi. Görüntülendiklerini fark eden teröristler bakın ne yaptı. YPG mevzileri havadan görüntülendi. Drone gören teröristler silaha sarıldı. Burası YPG'li teröristlerin bulunduğu Fırat'ın doğusu. Şırnak Akçakale'nin karşısında bulunan bölgede havalandırılan bir drone teröristlere suçüstü yaptı. İşte bir YPG mevzisi. Etrafı derin hendeklerle kazılmış. Hendeklerden hemen sonra ise yüksek bir toprakla siper oluşturulmuş. İçinde ise aşağıdaki odalara indiği anlaşılan delikler var. Drone o deliklerden birinin başında 4 terörist yakaladı. Ancak drone'u fark ettiler. Hemen silahlarına sarıldılar. Ancak onlar davranana kadar drone çoktan menzillerinden dışarı çıktı. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre 2028 yılında Suriyeli nüfusu Türkiye'de 5 milyona ulaşacak. Kampları boşaltın, Türkçe eğitime başlayın. Bu öneriler Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili rapor hazırlayan Ombudsman yani Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan. Kurumun raporuna göre birçok Suriyelinin savaş bitse bile ülkesine dönmesi zor. Bu nedenle 10 yıl sonra Türkiye'deki nüfusları 5 milyon olacak. Raporda Suriyelilerin yaşadığı sığınmacı kamplarının bir an önce boşaltılması görüşüne yer verildi. Yazıda her yaşa uygun Türkçe eğitiminin başlatılması ve kalıcı politikalar hazırlanması gerektiği kaydedildi. Rapor devlet kurumlarında Arapça seçeneğine yer verilmesini de istedi. TOKİ'nin Suriyeliler için ucuz konutlar inşa etmesi gerektiği vurgulandı. Devlet memurlarına yeni kriter geliyor. Memurlar test edilecek. Bilgileri, becerileri keşfedilecek. Başarılı memurlar ödüllendirilecek. Az sonra. Yeni yıla, 2019'a henüz 2 ay var ama maaşlara gelecek zamlar şimdiden konuşulmaya başlandı. Tabii sadece maaşlar değil, vergiler de, harçlar da zamlanacak. Zam oranının ise %24'ü bulması bekleniyor. Enflasyon oranı %23.73 olarak açıklandı. Bu rakam yılbaşında yapılan harç ceza ve vergilerin yeni düzenlemesinde de uygulanıyor. Yani 2019 yılı itibariyle vergiler %23.73 artabilir. Oran çok, yani az bir oran değil yani. Vergi zammı oranını bir örnekle anlatmak gerekirse, örneğin motorlu taşıtlar vergisinde 1.3 motorluk bir aracın vergisi 743 lira ve zammın uygulanmasıyla beraber 919 lira olacak. Birçok vatandaş oranı yüksek buldu. Bazıları uygulanmamasını istedi. Vergiler niye arttırılsın ya? Zaten vereceğimiz kadar veriyoruz. Arttırılmasın istedim. Tabii canım arttırılmasın. Niye arttırılsın? Zaten veriyoruz vereceğimiz kadar vergiyi. Ancak zammın bu oranlarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği net değil. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi oranlarını %50 indirme yetkisi var. Karşıyım. Vergi zamları durdurulsun. Bu kadar çok zam yapılmaz.
ve manşetlere taşıdığımız o haber. Sevgili seyirciler, kamuda yeni dönem başlıyor. Memurlara yeni kriterler geliyor. Bu çerçevede önce memurların bilgi ve beceri düzeyleri tespit edilecek, sonra da ödül sistemine geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokrasinin azaltılması ve sistemin daha hızlı çalışması için talimat verdi. Çalışmalar hız kazandı. Kamu personelinin daha etkin kullanılması için düğmeye basıldı. Kamudaki insan kaynakları detaylı analiz edilecek. Çok iyi olur hem de yani. Yani o gibi bir şey olursa devlet memurları bize daha iyi davranır. Yeni çalışma kapsamında ilk olarak kamu personeli bilgi sisteminin daha önce başlayan çalışmaları tamamlanacak. Kamuda yeni dönem için hazırlıklar başladı. Memurların önce bilgi ve becerileri tespit edilecek. Daha sonra eksikliklerine göre eğitimler verilecek. Gittiğimiz zaman daha iyi bir hizmet alacağımızı düşünüyorum. O yüzden iyi olmuş. Ardından memurlar verimlilik ve başarı kriterlerine göre ödüllendirilecek. İşlerimizin daha çabuk olması için, güvenli olması için daha iyi bence. Bu kapsamda yeni ekonomik programda da yer alan kamuda esnek çalışma için yeni modeller geliştirilecek. Yetenek ölçümleri yapılacak. Bence gayet güzel olur. Becerisine göre eğitim almasıydı yani bir memurun. Tüm bu çalışmalar 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Körfez yeşile büründü. İzmirliler endişelendi. Denizin üzerini kaplayan yeşil tabaka neyin işareti? Az sonra. Orta Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmen akını sürüyor. Amerikan ordusu göçmenleri durdurmak için harekete geçti. Hatta bazı milis güçler de sınıra gitti. Binlerce insan ABD yolunda, on binlercesi de sırada bekliyor. Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye sığınmacı akını yaşanıyor. ABD Başkanı Trump orduyu devreye soktu. Hatta taş atanlara kurşun sıkın diye talimat bile verdi. Sadece ordu değil, milisler de harekete geçti. Honduras'tan yola çıkan 7 bin kişilik mülteci kafilesi yolda. Yürüyerek Amerika'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Teksaslı milis grubu onları önlemek için sınıra gitti. Milis grubunun elinde silah, mühimmat ve insansız hava araçları var. Teksas Gönüllü Askerler adlı milis grubunun 200 üyesinin sınır devriyesine destek vereceği açıklandı. Binlerce göçmen Meksika'nın başkenti Mexico City'ye ulaştı. Birkaç gün sonra ise Amerika sınırına dayanacaklar. Fransa'da yan yana bulunan dörder katlı iki bina çöktü. Binalarda yaşayan ya da o sırada sokakta bulunan 10 kişi ise kayıp. Görüntüler Fransa'dan. Dört katlı bina işte böyle çöktü. Yer Fransa'nın güneyindeki Marsilya kenti. Dört katlı iki binanın çöküş anı kameralara böyle yansıdı. Binaların kısa süre önce boşaltıldığı sanılıyordu. Ancak ortaya farklı bir durum çıktı. Bu çöküş bir faciayla neticelendi. Çökme sırasında kaldırımda bulunan iki kişi enkaz altında kaldı. 8 kişi de binaların çökmesinden sonra kayıplara karıştı. Bu kişilerin de boşaltıldığı sanılan binada enkaz altında kaldığı düşünülüyor. Yani binanın çökmesi en az 10 kişinin ölümüyle sonuçlanmış görünüyor. Görüntüye dikkat çekmek istiyorum. Burası İzmir. Körfez, yemyeşil deniz yosunuyla kaplandı bu sabah. Adını da yeni öğrendik. Deniz marulu da deniyormuş. Körfez'in hali yemyeşil. Şu görüntüyle karşılaşan İzmirliler de önce meraklandı, sonra tedirgin oldu.
korkuyarak söylüyorum, evet. İhmal var. Masmavi deniz yeşile büründü. Manzara görenleri önce şaşırttı, sonra üzdü. İzmir Karşıyaka'da sabah denize bakan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İşte şimdi geldik, ben dedim yani nasıl, bu ne yani, çimen resmen her yer, yosun tutmuş. Denizin üzerinde çimene benzeyen bir tabaka vardı. Karşıdan çim gibi gördük biz zaten, gidip yakından bir görelim dedik. Denizin yemyeşil bir renk alması vatandaşları hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Yani ilk defa karşılaştım İzmir'de, hiç böyle yeşillik olmuyordu. Bir de yosunların üstü çöplü. Yani çöpler var. Denizde yaşanan görüntünün alg patlaması olduğu öğrenildi. Uzmanlara göre suyun yeterince soğumaması nedeniyle besin zincirinin en alt tabakasında bulunan canlılar çoğaldı. Deniz bu renge kavuştu. Tayland'daki bir boks maçında nakavt olan İtalyan boksör komaya girdi. Boksör hemen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Boks maçında nakavt oldu, komaya girdi, hastanede hayatını kaybetti. Görüntüler Tayland'da düzenlenen boks mücadelesinden. İtalyan sporcu Christian Daggio ile Taylandlı Don Pareung ringe çıktı, pozlarını paylaştı. İtalyan boksör Daggio rakibinin darbelerine dayanamadı, kafasına aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. Bilincini kaybeden Daggio hastaneye kaldırıldı. Yaşam savaşı 2 gün sürdü. Daggio komadan çıkamadı, hayatını kaybetti. Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasındaki olaylı gecenin tanıklarından biri ifade verdi. Tanığın ifadesi Sıla Gençoğlu'nun iddialarını doğrular nitelikte. Şarkıcı Sıla Gençoğlu 29 Ekim tarihinde sabaha doğru Ahmet Kural'ın evinde şiddet gördüğünü iddia etti. Sanatçı kendisini dövdüğünü öne sürdüğü eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Sıla'nın iddia ettiği darpın hem görüntüsü hem de raporu da kısa süre sonra ortaya çıktı. Darpın görüntüleri de raporda savcılıktaki şikayet dosyasına girdi. Darp olayına ilişkin en güçlü delilse tanıkların ifadesiydi. Tanıklardan biri olay günü yan binada bulunan kadındı. Evden uzaklaştırmadan tutun da iş yerinden uzaklaştırmadan. O kadın gece şahit olduğu olayı arkadaşına Doğukan Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor mesajıyla anlattı. Sonrasındaysa şu mesajlar vardı. Çok kötü, polise haber versek mi? Çok kötü dövüyor vallahi. Sesleri geliyor, çok yakın. İfade verdiniz değil mi şimdi? Sıla'nın şoförü müydünüz siz? Olayın en yakın tanığı olan kadın olayla ilgili ifade verdi. İşte herkesin merak ettiği o ifadede şu sözler yer aldı. Ahmet Kural'ın evinden tartışma sesleri geldi. Bu kişinin Sıla olduğunu bilmiyorduk. Erkeğin kadına bazen tokat attığını duyuyorduk. Ayrıca Ahmet Kural'ın çeşitli küfür içerikli sözleri de duyuluyordu. Yaklaşık bir saat sonra kadın evden çıkıp araca bindi ve sesler kesildi. Eğilirken, kalkarken, hatta yürürken her an fıtık olabilirsiniz. İskeletinizdeki fıtık tehdidi az sonra. Hızlı kilo verdiriyorlar, hepimizin yağ yakmamızı sağlıyorlar. Şimdi ekranlarınıza çok güzel bir cümle bu. Buraya dikkat. Yedikçe kilo verdiren yiyecekler geliyor. Kilo vermek aslında çok kolay. Ancak doğru beslendiğimizde. İşte o besinler yedikçe kilo verdiriyor. Sağlıklı beslenmemizi sağlıyor. Sabah öğünüyle başlıyoruz. Sabah neler yiyeceğiz? Tabii ki soframızdan peynir eksik olmayacak. Hemen yanında yumurta var. Her ikisini sabahları mümkün mertebe tüketmeye çalışacağız. Sebebi ise hem peynir hem de yumurta tok kalmamıza sebep oluyor. Protein kaynaklarımız var önümüzde. Peynir, yumurta ve yoğurt gibi. Bunların yağsız ve light olanlarını değil, yarım yağlı ve tam yağlı olanlarını öneriyoruz. Her öğünde sağlıklı bir protein kaynağı istiyoruz. Hem tokluk süresini uzatsın hem bazal metabolizmayı olumlu
etkilesin diye. Evet, kesinlikle haklılar. Yani hem yumurta protein açısından zengin. Yumurtayı denizde tok tutuyor musun? Evet. Hissediyorsunuz. Evet. Ara önlere gelince yeşil çayı hayatımızdan hiç çıkarmıyoruz. Gün içerisinde bolca tüketmeye çalışıyoruz. Bunun dışında yine elmamız yanımızda olacak. Elmayı da tüketmeyi ihmal etmiyoruz. Çünkü bu her iki ögede yağ yakmamızı kolaylaştırıyor. Yine içindeki etken maddeler sebebiyle yağ yakımını destekliyor. Her gün bir elma tercih edilebilir. Onunla ilgili de yapılan çalışmalar var yağ yakımıyla ilgili. Bir de birkaç tane baharat var bizim önerdiğimiz. Pul biber, zencefil, zerdeçal gibi öğünlerde veya aralarda önerdiğimiz. Yeşil çay içemiyorum çünkü başımı döndürüyor. Zayıflayamıyoruz çünkü yiyoruz. Günlerimiz bizi mahvediyor. Niye? Bak şimdi arkadaşa gidiyoruz, yiyeceğiz. Yaşlısıyla, genciyle hemen herkesin yakındığı bir konudur. Bel ağrısı ve tabii dolayısıyla bel fıtığı. Nedir bu Allah aşkına bel fıtığı? Nasıl oluyor? Korunmak için neler yapmalı? Özay Arat konunun uzmanına sordu. Hep duyarız ah belim diye, işte o ah dedirten. Yani bizden alan şu 5 yer mi? Evet. En fazla da bunların alttaki 2 diskinde gözükür. Ağrıyı çeken o omurların adını da bilir. L4, L5 aralığıyla L5, S1 aralığı. Vücudun yükü, stresi onların üstüne binince deforme oluyorlar. Ya fazla kilolu olmuş olabilir ya anormal kontrol dışı hareketler yapmış olabilir. O zaman da omurların arasındaki kıkırdak patlayıp dışarıya çıkıyor. Fıtık diyoruz. Burada sarı olarak gördüğünüz sinirleri gidip bir kenarda köşede sıkıştırıyor. Nedeni yanlış hareketler, sporda zorlama. Bir yerden bir ağır damacana kaldırmış olabiliriz. Piknikte gittik, arkadaşlarımızla top oynuyoruz. Farkına varmadık, ağaca çıktık vesaire. Bir şekilde zorladık belimizi. Küçük hasarlar birikiyor ve... Ne hareket yaptıysak... Birden zar yırtılır ve dışarıya doğru o kıkırdak kaymaya başlar. Ve sinyal vermeye başlar. Hasta bize gelir der ki bacağıma birden bir ağrı saplandı. Aşağı doğru dizimin altına doğru parmaklarıma ya da tabanıma doğru ağrı başladı der. Hastanın durumu değerlendirilip ona göre tedavi yöntemi belirleniyor. Sabırlı olmak şart. Kimi zaman fizik tedavi yaptırıyorsunuz, kimi zaman hayır yat istirahat et diyorsunuz. Bu tamamıyla hastaya göre verilecek bir karar. Ameliyat son çare. Genelde kulaktan dolma bilgiler ya da yürürken görürsünüz duvara yapıştırılmıştır etiketler. Bel fıtığı tedavisi yapılır diye. Peki bu durumda onlara ne kadar itibar etmek gerek? Mutlaka bu konuda deneyim sahibi, tecrübe sahibi, özelleşmiş merkezlerde bu işlerin yapılması gerekir. Yani her tabelaya gördüğümüz zaman evet burada bu iş doğru yapılıyor anlamına gelmez. Bir yanlış daha var. Torunlar, çocuklar genelde çıkar. Hadi ya oğlum şu belimi bir çiğnesene derler. İşte o bel çiğnemenin olduğu yerde efendim tam bu noktadır. Öyle değil mi? Buraya çıkarlar, ağırlıklarını koyarlar, çiğnerler, ne olur? Eğer böyle patlamış fıtığı olan birisinde geri dönüşümsüz problemler ortaya çıkabilir. Yani kalıcı sakatlıklar, felçlere kadar giden durumlar olabilir. Profesör Doktor Fatih Dikici elindeki kalemi attı ve... Size alın bakayım, nasıl alacaksınız bunu? Ben onu alırken şöyle alacağım. Dizlerinizi eğerek çömeldiniz ilk önce. O doğru bir şeydi. Ama ondan sonra belinizi zorladınız eğilmek için. Ve hızlı hareket ettiniz. O yaptığım yanlış bel fıtığına davetiye çıkartıyor. Doğru olanı dizleri bükmek. Dizlerinizi eğiliyorsunuz. Aynen öyle. Aynen. Böyle doğrusu alacağım. Bu. Evet. Sonra da kalkacağım. Evet, doğrusu bu. Şöyle neşeli, güzel bir haberle yavaş yavaş ana haberin son noktasını koyalım. Ördekler resmi geçitte caddeden karşı karşıya geçiyor. Bu bir ördek haberi. İzleyelim ve hayretler içinde bakalım. Önce sesleri duyuldu, sonra kendileri görüldü. Dönüp bakan hayretini gizleyemedi. Sosyal medyaya düşen bu görüntüler paylaşım rekoru kırdı. Görüntüler Uzak Doğu ülkelerinden birinde çekildi. Başlarında çobanları yüzlerce ördek yolun karşısına geçti. Sürücüler ise onların geçmesini bekledi. Ördeklerin geçit töreni birkaç dakika sürdü.
Uzaklaşmalarının ardından caddedeki hayat ve trafik normale döndü. ...6 Kasım Salı günü gerçekten müthiş gelişmelerin yaşandığı bir gün olarak hafızalarımıza kazındı. Biz günü, bu son dakika gelişmeleri analiz haberlerimizle bu şekilde özetledik. Yarın akşam saat tam 19.45'te TGRT Ana Haber'de sizlerle yeniden buluşmak istiyoruz. Yarın akşam 19.45'e kadar kalınız efendim, sağlıcakla.